iki gün film setine bir ayı getirdi. Heh. Ve ne oldu? Aman ablacığım onu sorma. Allah Allah. Tarabya'da Villa Zümrüt vardı. Evet. Eski tarih tabii. Bir şey kalmadı şimdi. Eser kalmadı. Güzel bir eski binaydı. Koca bir salonu vardı. Yavaş gel güzelim. Ahyan Işık Fatma Girik. Ne güzel isim. Filmin adı. Şimdi balo sahnesinde ayı gelecek. Ayı ortada dolaşacak ama ondan önce de bir macera var. Bayanlar, Ayhan abi popüler bir insandı. Evinden başkasını bilmezdi, dürüsttü. Yani kadınlarla ilişkisi olmaz, şimdiki gibi, gençlerimiz gibi olmazdı. Baktı ki Memdü abi bana, Allah ona şifalar versin hasta Memdü'ün. Sinemanın yapımcılarından, Türker İnanoğlu gibi. Evet. Ama asıl babamız da odur yani. Derken ablacığım, insanlar bağırıyor. İnsan dedi git dedi şu insanları dedi, bahçeden dışarı çıkar. Ya bayanlar lütfen çekim yapamıyoruz. Gürültü oluyor. Hani müsaade edin de dediler ki Ayhan Işık gelsin biz burayı terk edeceğiz. Delikanlı gibi mi dedim. Evet dedi ben de gittim Ayhan abiye. Baba dedim senin Allah'ına kurban dedim. Bu insanları çıkaralım biz burada rahat çalışalım dedim. Tamam dedi insan. 4-5 laf etti. Konuşmasını bilirdi abi. Ayhan abi kültürlü insandı. Ne dedi? Arkadaş onların sorularına cevap verdi. Ama dedi arkadaşlar dedi lütfen dedi sesli çekim yapıyoruz dedi. O sahne sesliydi bizim ayılı mayılı sahnelerde aynı sesi alınıyor. Aha, ayı neler yaptı onu anlatacağım. Tamam. Tabii. Tamam dediler herkes gitti. Sahne başladı. Kulağı çınlasın. Fatma abla da böyle maşallah. Boy, poz, her şey güzel. Tabii, yarı etek falan. Balo sahnesi. Ayı da onların ortasında dönecek. Dans yapıyor. İnsanlar etrafında dans yapıyor. Ayhan abiyle beraber dans yapıyor. Derken ayı bir yumuldu Fatma ablaya. Sardı ama ezmedi. Yok yok bir şey yapmadı. Ama tırnakları battı. Kan akıyor. Ayın elinden alamayız ya. Ama ayı sıkmıyor. Sıksak göbertir zaten. Yürüyor bir ayı. Kollarından sağlı sollu arkadaşlarla çıkardık. O şey vardı gemi. Adam çekiyor ama kurtaramıyor. Tabii kurtardı elinden Fatma abla köt gitti. Korkudan. Korkudan bayıldı. Abla ayı saldırıyor sizi de kanlar içindesiniz. Ay korkunç. Ama her tarafı kan içindeydi. Ama ayı sıkmadı. Sıksa öldürür adamı. Tabii. Kurtardı. Bu sefer ayı 3 metre ileride yalnız başına başladı oynattırma Memdi abi. Memdi abi yönetiyordu. Derken yani o gün çok korkmuştu. Tek başına oynadı sonra ayı. Ayı eskide ortadaydı. Kenara aldılar onu. Görüntü ol şimdi. Yoksa ortada güzel oluyordu ayıyla dans ediyorlar. Ayı herhalde baktı ki böyle hoş, renkli, şıkıl şıkıl. Kıskandı diyor zaten. Kıskandı. Ayı kıskanır. Kıskanmış. Ayı kıskandı ama Fatma abla be. Kıskanılmayacak gibi değil yani, ki. Ekoze mi dersin? Dekolte bir harika. Her şey güzel ama. Çok güzel bir kadın. Ya, harika. Ve kalbi de güzeldir. Peki ayı Fatma Gire'ye saldırırken rahmetli Ayhan Işık ne yaptı? Kaçtık abi. Biz, yani mecburen refleksle kaçtılar. Ama biz koştuk. İki ellerini ayırmaya çalıştık. Ayıcı da şeyi çekiyor, kancayı çekiyor. Burnunu çekiyor ki kızı kurtaralım diye Fatma gitti tabii. Peki sonra... O yıllarda soyunma kabini, soyunma odaları falan da yok maalesef, mesela. Maalesef. İşte siz söylüyorsunuz Fatma Girik suya düşüyor, orada giyiniyor yani giyinmek durumunda. Yani şöyle ki, filmin adını unuttum. 3 tane itfaiye su boşalttı onun üzerinden. Of. Tabii. Ama tabii arada ışık değişiyordu, zaviye değişiyordu. Mecburen ikinci kostümü giydi, gene onu ıslatıyor idik. Biz de şey tutacağım, çekedimi tutacağım. Ya çekedimi çıkarıyorum, tutacağım işte yani. Çıkarıyor ya elbisesini. Çek lan dedi. Dedim abla biz görelim ama başkası görmesin. Çık gel. Abla bir harikaydı canım. Anamız ya. Peki Türkan Şoray'la da oynadınız. Filiz Akın'la oynadınız mı? Dört yapraklı yoncalar, Hülya Koçyiğit. Filiz abla, Hülya'nın da iyidir.
O zaman kötü adam bizdik. Hep bizim elimizden geçti. Ama biz ısırıklı dalardık mesela. Yani böyle çok sıkmıyordunuz. Yok yok. Katiyen biz onu yırtardık üstünü başını kaçırırdık. Yapmazdık yani. Şimdi peki dizi sahnelerinde bakıyoruz. Mesela tokat sahnelerinde falan hileler var. Kamera hileleri. Siz o tokatları, yumrukları gerçekten yiyor muydunuz? Şimdi yemiyorduk ama atan da önemli. Yiyen de önemli. Nasıl? Yani refleks. Refleks. Yani el sıkılmaz. Vursa da bir şey olmaz. Ama refleks. Yani atarken kaçman gerekiyor. Vururken de vurman gerekiyor. Yani onlar bir... Çarpıyor muydu zaman zaman böyle? Hayır hayır. Tesadüf gelir ama bir şey olmaz. El sıkılı, yumruk sıkılı olmadığı için bir şey olmaz. Kimin eli çok sertti? Cüneyt abi de, Kadir abi de eli sert bunların. Yani gerçekten dokunduğu zaman acıtırdı, canını yakardı. Der miydiniz abi biraz yavaş yaklaş gözünü seveyim? Onun vurduğu insanlar vardı. Cüneyt abinin 10 tane adamı vardı. Devamlı giderdi. Dayak yiyen. Tabii kılıncı da vururdu, yumruğu da vururdu. Bir tanesi de Kadir Kök'tür yani. Vururdu ona. Bana mısın pardon? Bana mısın? Peki demek. O 10 adamın aldığı para sizden daha mı yüksekti gerçekten dayak yedikleri için? Onların devamlılığı vardı. Tabii. Devamlı adamı. Tabii orada canım ne derse orada. Siz kimin adamıydınız devamlı ama? Ya biz işte dedim ya Yılmaz abiyle çalıştım. Hı-hı. 7-8 sene. Kadir abiyle 4 sene bir fiil hiç beni ayırmadı yanında. Nasıldı Kadir İnanır'la çalışmak? Sert imajlıdır ama yumuşaktır. Serttir. Şimdi abi sert olması da normaldir. Biz halkımız hani biraz eğilsek parmak atmaya çalışır bize yani. Hmm. O yüzden mesafelidir. Gene de mesafelidir yani. Tamam sert imajlı olabilir ama mesafelidir. Beni gördü mü öpüşürüz, sevişiriz. Hmm. Kitabı yaparken bile gene gittim ona. Dedim baba böyle böyle. 1000 lira verdim. Helal olsun. Kitabı götürdüm bir daha teslim edeceğim. 4 tane. Oldu. Ne dedi burada bayrak? Ana. Aklıma gelmedi. Ama buraya bayrak koydum sonradan yapıştırdım. Bu takmadır. Altında benim bir resmim var. Dikkat edersen evet, görürsün. Evet altından resminiz çıkıyor. Bu o bayrağı Kadir abi koydurdu. 350 lirada o gün verdi. O gün verdi gitti de bayrakları koydur. Kadir abi güzel insandır. Şimdi Allah peki var. Türk sinemasında onca yıl kaç yıl oynadınız aktörlerle? 48 yıl. 48 yıla dair en böyle 3 tane aktör saysanız ve de aktris. Hepsi güzeldi be abla. Hiç ama böyle ayrı bir yerde Fatma durabilecek. Fatma Girik şimdi mesela bak şimdi, kadınlar. Anla bak Fatma abla olsun, Türkan Hanım olsun, Hülya abla olsun. Sonradan gelen Medyatik. Kim? Gene o da ablamız ya. Boşandı ya bir Allah kahretsin. Neyse sonra ha, aklınıza gelir. Gelir ha. Erkeklerden? Tabii Ayhan Işık, Yılmaz Güney. Ayhan Işık'la ilk karşılaşmayı hatırlıyor musun? Ben o zaman teknisyendim. Yakut film vardı, Uğur film yani. Neydi o filmin adı? Unuttum adını ama... Ayhan Işık'ı öldürecek adama ihtiyaç var. Bir arkadaş gelmedi mi, Memdun kovdu mu, ne yaptı, bir şey oldu. İhsan dedi, bir ceket giy. Ayhan Işık'ı öldürecek bir insan. Hı hı. İsim geldi de söylemeyeyim. Valla bizim arkadaşımız yaşıyor, ayıp olur. Bizim onun yerine beni aldılar. Ama o arada ben çalışıyordum Mendi abiyle beraber. Giydim ceketi, verdiler silahı elime. Ben başladım, Ayhan abiyi arıyorum. Tabii bir şey dairesiydi, kazan dairesiydi. Bir de Yavuz Selakman vardı galiba yanımda. İkimizi birden dövüyordu. Ha, o da vardı yanımızda. Allah rahmet eylesin. Yavuz Selakman da yani dünya adamıydı, güzel adamdı. Hani ilk filmim o oldu. Sonra Yavaş Gel Güzelim'i çektik. Yine Fatma Girik, Ayhan Işık. Peki Ayhan Işık'la ilgili bir şey soracağım. Onun popülaritesinde onun kadar çok kazanan ve çok yakışıklı bir adam bugün olsaydı büyük bir ihtimalle coşmuştu. Abi dünya ama sineması evine çok gibi bağlıydı diyorsunuz. Tabii. Dünya sinemasına
gereken bir insandı. İngilizcesi de vardı. Yani yabancı dili de vardı. Evet, zaten bir Hollywood denemesi var. Var ama kısa geçti. Kısa geçmiş. Kısa evet. Geçti. Peki ha. Kadir İnanır'la bir de yer değiştirme durumunuz mu oldu? Sizin yerinize mi geçmişti Kadir İnanır? Ha şöyle ki. Şimdi Kadir abi de bilir de. Ben biraz daha o yollarda daha tecrübeli oldum. Şimdi kavga sahnemiz vardı. 6 kişi Kadir abiyle kavga edeceğiz. Tabii aramızı alıyoruz. İnsan dedi şey yap dedi, organize yap dedi. Tamam abi dedim. Sen gel benim yerime geç dedim. Bir yumruk tersten gelen tekme falan filan derken çok güzel bir kavga. Şimdi abi buyur dedim, Roland'ti. Siz yapın, gördünüz ne yaptığımızı. Siz yapın, çocuklar dedim gene aynı Roland'imizi yapalım sonra devam. Mecburuz 33 kare dönmeye. Yaptık, devam dedi, neyse işi bitirdik. O zaman da güzel Tora abla 500 lira mı ne verdi şey Kadir abi. Al dedi benden yiyin dedi. İbrahim Kurt vardı Allah rahmet eylesin. Uzun boylu saçlar uzun falan. Sefil öldü işte bunlar. Ters o gittiler. Niye sizce? Abla devamlılık yoktu işimizde ya. Yani atıyorum ayda 10 gün çalıştık mı 15 gün çalışıyorsun. 15 gün ne yapacaksın? Ev kiram var, çocuğum var, çoluğum var. Nasıl geçineceksin? Eğer bu kitap olmasa ben de geçinemem. Ha evim olduğu halde geçinemem. Yani biz akşamcıyız abla. Ama bir ama iki neyse öyle akşam. Ama biraz da galiba sizin döneminizde insanlar hesabı kitabı bilemediler. Yani onun çok yıllar boyunca öyle naiflikle paraların gelip gideceğini düşündüler. Biraz da perişan oldular bu yüzden. Şimdi gene aynı yere geldik. Şöyle ki devamlılık olmadığı için biz biraz yoksul büyüdük. Yani atıyorum şimdiki gibi değil. Şimdi adam başlıyor bir ay dört dizi çekiyor. Götürüyor. Ama ben bir gün oynuyorum. Üç gün bekliyorum. İkinci günde işim gelsin diye. Ha 62'lerde 4-5 sete birden gidiyordum. Oh güzel para 250 lira. Anam ne para be. 250 lira abla ne demek. Memur 180 lira alıyor. Biz günde kazanıyoruz. Ama 5 gün oturuyoruz. Ama bazı oyuncular da çok iyi kazandıkları halde ne yazık ki hep haberlerini evet. Yapmak durumunda kaldık. Sefalet içinde vefat ettiler. Ettiler benim dediğim oluyor. Benim demiş, deminki ettiğim laftan geliyor. Yani devamlılık yok. Hayır devamlılığı olan da hesabını bilemedi. O döneme mahsus bir şeydi. Evet, İnsanlar doğru. Daha saftı. Yani doğrudur. Peki bak, o döneme evet. Ait böyle sizinle birlikte yola çıkan arkadaşlarınızla hiç karşılaştınız mı ya da vefat edenlerle daha öncesinde? Hemen hemen hepsi rahmetli oldu abla. Kimse kalmadı. Bir Süheyli Eriboz var. Hakkı Kıvanç var. Bunlar güzel arkadaşlardı. Vefat etmeden önce dostluklarınız nasıldı? Fevkaladeydi. Size dert yanıyorlar mıydı? Fevkaladeydi. Yani ana bacı kardeş gibiydik. Biz öyleydik. Öyle yetiştik. Ama şimdi maalesef. Evet. Şimdi Gülşen'le bizim reklam arasında sevgili izleyiciler çok bayıldığımız bir fotoğraf oldu. Kendi aramızda da konuştuk. Sizlerle de paylaşalım. Onlar bir ekoldü. Şöyle bir dörtlü. Siz bize şimdi anlatın. Ahmet Mekin. Cüneyt Arkın. Eşref Kolçak. Yıldırım Gencer. Bunlar sanki, ne güzel. Yani bunlar güzel insanlardı. Bu dörtlü Los Angeles'a Hollywood'a gitse iş yaparlar. Yaparlardı. Dünya sanatçısı. Olurlardı. Evet. Ama Türkiye çapında. Maalesef biz Türkiye'ye hitap ediyoruz. Dışarıya açılamamışız. Cüneyt Arkın'ın da gençliği bugün Hollywood'da bile onun kadar çok yok, az yok. Yakışıklı herhalde adam var. Cüneyt abi çok yakışıklıydı ve hareketliydi. Salon filmde de oynadı, Gangster filmde de oynadı, Kılıçlı filmde de oynadı, attan ata atladı. Cüneyt Arkın Ayhan Işık'a nazaran bir sonraki kuşak daha hızlı birisiydi galiba değil mi? Tabi canlıydı. Ayhan abi daha ağır başlıydı. Ayhan abi de abi Cevcatler gibi bir sanatçıydı. Tabii onun ekolü o. Kim çok çapkındı? Ya ona girmeyelim. Ama Cüneyt abi biraz şeydi yani. Hızlıydı. Ya o ayrı dünyaların adamıydı yemin ediyorum. Nasıl yani? Allah parayı kazanıyor. Yalnızdı. İşte hanımından ayrılmıştı. Birinci hanımından. Doktordu. Onun hanımı da kültür. Evet. Kültür bir ablaydı. Şimdiki de öyle de evvelkinden bahsediyorum. Evinde
dedim ya daha evvel adamları vardı 6-7 tane 10 kişi evindeydi. Onlarla bahçede kavga yaparlardı yani. Görüntü kavga. Ha. Tabii bir alamada. Elinde de antrenman yapıyordu sürekli. Tabii tabii. Yoksa o hareketleri yapmaz ki. Düşünebiliyor musun? At giderken attan ata atlıyor. Atın altından geçiyor. Öbür tarafından çıkıyor. Böyle bir şey sanatçı yok yani. Dünyada yok dünyada. Ve de dublör de kullanmıyor. Zaman zaman kullanıyordu. Hı. Şimdi abla iplerle sarıyorduk. Eğri de bağlıydı. İpten alttan ipe öbür ipe geçiyordu. Allah yani. Allah. Peki kazalar oluyor muydu? Mesela oluyordu biraz tabii. Önce bahsettiniz. Eli sakat. Cüneyt abi eli sakat böyledir. Hakikaten bu eli sakattır. Bakma göremezsiniz. Tabii. Ne oldu? Düştü mü? Ya düşmüştür tabii. İlla ki her zaman da beraber değiliz tabii. Her filmde beraber olamayız. Bu ayı olayı gibi mesela. Kan yani aktığı tesadüf. Oldu mu? Kan aktığı oldu mu? Hani sadece Cüneyt Arkın için sormuyorum ben. Aha. Diğer oyuncular için. Ya, oluyor tabii. Ya bir yumruk yedim mesela gözüme felaket oldum ben. Tabii. Neyse o da Allah kimin rahmet eylesin. Kimin yumruğuydu? Tanju Korel. Ha, Tanju Korel. Bergüzar Korel'in babası. Babası. Geçen gün 7. ölüm yıl dönümünde aldı. Bergüzar geliyor muydu acaba setlere? Yok yok yok. Küçücük. Yok yok ufakcık bir şeydi gelmedi. Abla fevkalade güzel bir ablaydı. Evet. Ne diyorsun? Hülya Darcan. Ne diyorsun? Darcan ve Darcan'dı yani. Fevkalade ama güzel bir insandı. Ama Tanju Korel. Evlendikten sonra şey oldu yani geçti ama şimdi gene bir filmlerde oynuyor. En güzel kimdi peki? Fatma Girik miydi? Ya... Hepsi güzeldir. Bizim kalbimizde yerleri var. Hülya da güzeldir. Hülya Avşar da. Hülya... Hülya Avşar'la da kamera karşısına geçmiş. Ha onu demin işte o aklıma geldi. O da dünya insanı. Bir harika. O delikanlı abi. Fatma gibi ha. Ya şimdi onu söyleyecektim. Hülya. Biraz Fatma Girik hali var. Var delikanlı diyorum ya. Ettim diyor. Vuruldum yedim diyor. Öldüm diyor. Yani delikanlı kadın. Ne hatırlıyorsunuz ona dair böyle? Bir anı var mı anlatabileceğiniz Hülya Avşar'la ilgili? Hülya Avşar'la ilgili... Ya çok oynadım ama şimdi hepsini yani, toparlayamıyorum. Peki ha. Şimdi burada bir filmin afişi var. Burada oynadınız mı bilmiyorum. Malkoçoğlu, Kara Korsan. Aha. Oynadınız mı? Oynadım. O filmin kadrosunda Nebahat Çehre de var. Nebahat Çehre şu an reyting rekoru kıran bütün dizilerde başrolde. İzlediğinizde ne düşünüyorsunuz? Ah bizim Nebahat diyor musunuz? Oğlum biz ondan ana bacı kardeş gibiyiz. Severiz. O zaman Yılmaz abiyle evliydi. O çalışmamızda 7 sene bir fiil beraberdik. Yılmaz abi onun kafasına bardağı koydu. Tak! Bardak gitti. O gün var mıydınız o gece? Ben o gün yaptım yanında. Hem de gerçek kurşun gerçek yani kurşun attı. Gerçek kurşun attı ona evet. Yılmaz abi attığını vururdu. Şimdi Abdullah Keskiner gelmişti Gülşen. Evet hani kulakları çınlasın. Ve bize şeyler de anlatıyordu. Yani o kadar tutkulu ve fırtınalı büyük bir aşk yaşamışlar ki... Nebahat Çehre'yi Elma Dağ'da giderken arabadan atıyor, üzerinden geçiyor. Çok şeyler yaptı ya. Evet o... Apo Keskiner menajeriydi zaten. Evet. Sonra yapımcı oldu. Ben Apo abiyle sevişiriz yani. Ama Nebahat şimdi... Çehre ile Yılmaz Güney'in tutkulu aşklarına şahit oldunuz mu? Evet, kavgalarına, evet. Gürültülerine. Hep beraberdik ya.